أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سرنا بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير صدق الله العظيم الى اخر الايات Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun kardeşlerim. Pazartesi gecesi Çengelköy sohbetimiz devam ediyor. Tabi kış gibi olmuyor. Yazın insanlar hem tatil, köy bir de insanların aklı dışarıda. Hani böyle kapalı ortam. nefis burada kendini gösteriyor yani. Nefislere ağır geliyor e, camide oturmak, yarım saat, bir saat oturmak. E, ancak bu işin ne kadar kıymetli olduğunu hani sohbet dinlemenin ne kadar kıymetli olduğunu öldükten sonra anlayacağız. Ve diyeceğiz ki keşke hep sohbet ortamında bulunsaydık diyeceğiz. Rabbim şimdiden anlamayı cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Çünkü Şeytan, nefis, dünya hiç boş durmuyor yani. Onlar hepsi görevlerini yapıyor. E bu eğer biz e, bir açık verirsek yani bir, bir yerden e, kaptırırsak yani öyle gider. O açıdan sıkı durmak lazım. Yani sıkı durmaktan kastım şu. Sohbetlere devam etmek, beş vakit namaz vaktinde kılmak, haramlara bakmamak, işte güzel arkadaşlıklar edinmek, Allah yolunda arkadaşlarımızın sayısını arttırmak. Yani bunu kastediyorum. Eğer böyle bir yerden bir kaptırırsak, bize gelen şikayetlerin son dönemde çoğu ne nereden geliyor biliyor musunuz? Biz evlatlarımızı yetiştiremiyoruz feryatları var. En çok buradan geliyor. Ben anneme babama karşı böyle değildim. Ama benim çocuğum 17 yaşına geldi, bizi hiç dinlemiyor, bağırıyor, çağırıyor, çıkıyor, gece gelmiyor, geç geliyor, ne yaptığını bilmiyor. Hep bu her, şikayetler hep bu yani. Bir yerlerde yanlış yapıyoruz değil mi kardeşlerim? Toplum acayip bir yöne doğru gidiyor yani. Bizler de efendim eskiden gelen bir adetimiz işte istikbal veyahut da çocuğum şöyle okusun etsin ama hiç bu yönünü düşünmedik yani. Hani çocuk elden gidiyor, çocuk bataklığa gidiyor, çocuk inansız oluyor, çocuk ahlaksız oluyor, kızın ahlaksız oluyor. Bu yönüne hiç bakmadık yani. Yeter ki okusun, iş sahibi olsun, para kazansın, meslek sahibi olsun. Yani annesini dövdükten sonra, babasına el kaldırdıktan sonra ne yapayım böyle bir evladı ben ya. Anneciğim demedikten sonra, babacığım demedikten sonra ne yapayım ben böyle bir evladı? Ben niye yetiştirdim? Bütün canımı, varımı, varlığımı niye? E, bu yolda feda ettim. Öyle zamanlar geçti ki bizim dönemimizdeki insanlar bilir. Anneler yemedi yedirdi biliyor musunuz? Yemedi yedirdi. Giyinmedi giydirdi. Tatildir, zevktir, sefadır sürmedi. Çocuklarımız iyi yetişsin diye, çocuklarımız yaşasın diye. E çocuk öyle bir noktaya geliyor ki seni dinlemiyor yani. Seni kırıyor. Cenab-ı Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Tabi burada eşlerin de işte kafa dengi olması. Onun için diyoruz ki biz çocuklarımızı şuurlu yetiştirelim. Belli bir dönem mutlaka medreseye verelim. Medrese okusun. Şu Kur'an ahlakını, kültürünü mutlaka alsın. Boşuna demiyoruz biz bunu. Hani 3 sene, 5 sene. Zaten medrese eğitimi en çok 5-6 sene sürüyor yani. En çok. Ne olur yani 10 ile 15 yaş arası? Ne olur yani? 10 ile 15 yaş arası böyle Kur'an, hadis, fıkıh, tefsir bunlar da bunlarla yetişsin yani. O beş sene boyunca zoruna gitse gitmese bile namazlarını kılsın. Camiye gitsin, cemaate katışsın. Ne olalım? Ha, yüz kişinin içerisinde beş kişi, on kişi çıkabilir. Hani farklı yola sapabilir ama ya işte bak medreseye gitti ama şöyle oldu diye bize onları niye örnek gösteriyorsun? 100 kişi de iki kişi, üç kişi, beş kişi olabilir. Ama 100 kişide 90 kişi yolunu buluyor yani. Bak şeytan buradan da vuruyor insanı. Sanki bir iki tane yamuk çıkıyor. Hemen o örnek gösteriliyor. Bak işte o da gitti medreseye ama e gel ötekine bak bu da gitti medreseye, bu da medrese. Yani onlarca hoca sayarım ben size medreseye gidip dine hizmet eden onlarca. Hoca sayarım bak o da gitmiş bak dine hizmet ediyor. Niye onları örnek göstermiyorsun? Allahü Teala bu yolda sabır, sebat, devam cümlemize nasip eylesin. Ve cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Risale-i bir beyitle başlamış olalım kardeşlerim. Bir sohbet vakti saat 9 olarak ilan ediyoruz ama tabii akşam namazını kıl, evvabin kıl. Ee, bir de biz uzak yerden geliyoruz biraz. Tam 9 olmuyor. Tabi bunu biraz 9 dokuz çeyrek, 9.20 dokuz yazmamız lazım. Yani akşam namazından sonra, akşamla yatsı arası yapıyoruz inşallah. İsmet Garibullah Şeyh Efendi buyuruyor ki, Kudsesi Ruhum, Fesat kapladı şimdi hep cihanı, Resulullah buyurdu bu zamanı. Bu zaman abidinin alişanı. Gel uyma nefse, fevt etme bu anı. Temessük eyle sünnete gel gidelim. Cemali Ba Kemal'e seyredelim. Çok güzel bir beyit kardeşlerim. 1400 sene önce Efendimizin hadis-i şerifleri var ya, öyle bir zaman gelecek ki, öyle bir zaman gelecek ki, işte çocuklar anne babalarına isyan edecek, büyük binalar dikilecek gibi böyle hadis-i şerifler var ahir zamanla ilgili. İsmet babamız da bu hadis-i şeriflere işaret ederek buyuruyor ki, fesat kapladı şimdi hep cihanı. Ortalığı fesat kapladı. Hele şu günümüzde bunu daha iyi anlıyoruz yani. Bakıyorsun sapık insanlar, grup kurmuşlar, dernek kurmuşlar, eşcinseller, bilmem neler. Efendim, e, isyanlar, günahlar hat safhada. İşte son haberlerde duyuyorsunuz. E, yani eşlerin beraberliği ya da zina açıktan işleniyor mesela sokak ortasında. Duyuyorsunuz yani. Ne hale geldi dünya? Ülkemiz toplum. Ne hale geldi? Niye geldi? Nasıl oldu bu diye sormak lazım. Bir yerlerde yanlış yapıldı. Bir yerlerde yanlış yapıldı, yapılıyor. Buna bir dur demek lazım. O da ne? İşte Kur'an, işte sünnet. O çizgide gideceğiz. Başka kurtuluşumuz bizim yoktur kardeşler. Fesat kapladı şimdi hep cihanı. Resulullah buyurdu bu zamanı. Böyle bir zaman geleceğini Resulullah 1400 sene önce söyledi. Söyledi mi? Söyledi. Yani şöyle bir dönemin geleceğini efendimiz haber verdi. Bu zaman abidinin ali şanı bu zaman ibadet eden kişinin şanı çok yüce oldu. Şu cümle çok önemli. Evet dönem fesat dönemi. Müslümanlığı yaşamak, efendim harama helale dikkat etmek, riyadan gösterişten kaçınmak, yani böyle sade bir Müslüman olmak, Allah içinlik olmak, havadan hava atma var ya mesela, evinle hava atarsın. Değil mi? Müslümansın ama ne evi var desinler diye perdelerini seneden seneye değişirsin. Beş vakit namaz kılarsın. İstenilen Müslümanlık bu mu? Değil. Bu israftır. Bu haramdır. Bunu çoğaltabiliriz yani. Bir nişan yaparsın, bir düğün yaparsın. Bunun bir orta hali vardır değil mi? Bir böyle yok bende olan kimse de olmayacak. Ya da o yaptı ben niye yapmayayım? Bak bu soruları ezberleyin ha bu soruları. Karşılaşacaksınız. O yaptı ben niye yapmayayım? Başka hangi soru? Herkes yapıyor. Bak bak herkes yapıyor. O yaptı ben niye yapmayayım? Bu zamanda böyle. Bak. Yani bizim neyimiz eksik? Bir kere oluyor. Ama öyle şeyler oluyor ki Allah'ın hududunun dışına çıkıyorsun. Şimdi diyelim bir ölçü oldu ya bir başkası ondan daha farklı yapması lazım. Çünkü üstünlüğünü gösterecek. Benim amcamın kızı böyle yaptı ya ben daha fazlasını yapacağım. Benim amcamın oğlu böyle yaptı ya ya da benim arkadaşım şöyle yaptı ya ben daha fazlasını yapacağım. Kim bu? Biz. Kim bu? Uzaylılardan mı konuşuyorum? Biz biz. Biz. İşte İslam, Müslümanlık şu gırtlaktan gönle inmemiş. Şu denilebilir değil mi? Orta halli olsun. Düğün nedir? İşte yemektir. Düğün nedir? İlandır. Düğün nedir? İsraftan kaçmaktır. Düğün nedir? Sadeliktir. Niye bu konuda birbirimize örnek olmuyoruz? Öyle mi kardeşlerim? Bir gecelik işte gelinlik deniliyor. 10 bin lira bir günlük. Bu israf değil mi soruyorum size? İsraf değil mi bu ya? Onunla sen git buzdolabı al. O israf değil. Onunla gitsen halal al. Bu israf değil. Konseptler bilmem ne. Söz isteme konsepti tutuyorsun. Bir şey bir şey tutuyorsun. 3 lira 5 lira. Bak bak. Bir anlık. Bir saatlik. Bu israf değil mi şimdi bu? E o herkes yapıyor. Herkes yapıyor bizim ölçümüz mü Allah aşkına? Bizim ölçümüz Kur'an ve sünnet değil mi? Sadelik değil mi? Daha iyi güzel örnek konalım herkese. Biz yapmayalım. Biz daha takva olanı seçelim. Daha ama ne derler? Ne derse desinler ya. Allah beni beğensin. Cenab-ı Allah bu şuurda damatlar nasip eylesin. Bu şuurda da gelinler nasip eylesin. Ya bu böyle lafta bu ama bu böyle diyoruz ama bunlarla hep karşılaşacaksınız yani. Efendi Hazretleri Kudüs-i Suruh'un anlattığı bir şey aklıma geldi. Biraz sesim kısıldı. Kusura bakmayın. <laughs> Adamın birisi, bunu zaman zaman anlatıyorum, hoşuma da gidiyor. Adamın birisi kedisini eğitmiş, kedisini. Efendi Hazretlerimize rahatsız biliyorsunuz değil mi? Haberiniz vardır hastanede. Rabbimiz acil şifalar ihsan eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Çok çok istifade etmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Namazlarımızda dualarımızı eksik etmeyelim kardeşlerim. Buyurdu ki kedisini adam eğitmiş. Hani e, eğitmenler oluyor ya, hayvanları, kedileri, köpekleri falan. Filleri eğitiyorlar ya. Bu adam kedisini eğitmiş. Ne yapmış? Kedisi mum tutuyor patilerinde. Hani şöyle duruyor kedi. Mumla böyle duruyor. Onlar da işte mum ışığında yemek yiyorlar. Mesela. Böyle bir şey öğretmiş. Bir gün bu hünerini arkadaşlarına, gösterecek kedisini ee, bir yemek ziyafeti düzenliyor arkadaşlarından birisi de e, niye davet ettiğini biliyor Hani kedisinin hünerini gösterecek O da bir kibrit kutusuna fındık faresini koyuyor mevzuyu biliyor ya şimdi neyse sofra kuruluyor salatalar çorbalar konuluyor Arkadaşlar ben sizi davet etmemdeki bir sebep de şu kedimin hünerini göstermekti size. E ne yapıyor senin kedi? Bakın şimdi benim kedi ne yapıyor? Patilerinde mum tutuyor. Yapma ya falan hani. Bakın şimdi. Hadi oğlum. Hemen kedi böyle mumları yakıyor. Kedi böyle duruyor. Ondan sonra ışıkları söndürün. Mum ışığında yemek yiyeceğiz. Kedi. Neyse o fındık faresi olan adam mevzuyu tam kedi böyle dururken fındık faresini bir salıyor sofranın kenarından bir gösteriyor. Kedi fındık faresini gördüğü gibi sofra karışıyor. Efendi Hazretleri böyle anlatıyordu. Sofra diyor böyle yapıyordu Efendi Hazretleri. Sofra diyor altın üstüne geldi diyor. Çorbalar, salatalar o hepsi karıştı. Ama çok güzel misal bu. Kedinin hüneri, marifeti, kedinin marifeti fareyi görene kadarmış. Yani fare görüldüğü zaman bütün hüner, marifet unutuluyor. Şimdi Efendi Hazretleri bunu nereye bağladı biliyor musunuz? Bizim Müslümanlığımız da parayı görene kadar olmasın. Kadını görene kadar olmasın. Makam mevkiyi görene kadar olmasın. Çok güzel misal değil mi bu yani? Tamam. Allah kullarını böyle sen takva yolunda ilerlersin. Hep böyle imtihan istasyonları çıkartır karşına. Ne işte bir makam verir sana. Bir efendim bir parayla Allah imtihan eder. Yani bir haksız kazançla Allah imtihan eder. Haram ama bakıyorsun ki Yüz bin lira ama bunu alsan kimse duymayacak. Bak in eder yani. Halbuki sen namaz kılan, Kur'an okuyan, medrese eğitimi gören bir kişisin. Ne yapman lazım? Bu benim imtihanım, ben bunu almamam lazım demen lazım değil mi? İşte ne bileyim bir e, kızla imtihan eder seni. Değil mi? Nefis şeytan işte bak kimse yok. Efendim e, sarıl kıza, tut elinden, gez kızla. Bak şimdi der ya bunlar... Halbuki bu işi yapan kimdir? Bu işi yapan namaz kılan birisidir yani. Ama bak o imtihanı kaybediyorsun. Bununla beraber Mevla Teala karşına işte düğün çıkartır. Düğün, hadi bakalım yap bakalım İslam'a göre düğün. Yap bakalım İslam'a göre efendim ee, nişan yap. Yap bakalım. Şimdi ne oluyor? Zeynep nasıl yaptı? Öyle yaptı. Fatma nasıl yaptı? Öyle yaptı. Ben bir tık daha fazla yapmam lazım. Çünkü ben ayrıcıyayım. E ne, ne oldu şimdi? Yani eğer hep herkes üstüne bir şey koyacaksa bu işin sonu nereye varıyor? Nereye varıyor biliyor musunuz? Bir nişan, bir düğün 500 bin, bir trilyona varıyor. Bunun sonu var mı? E peki yesiru ve la tuassiru kolaylaştırın zorlaştırmayın. Bir de ne oluyor biliyor musun? İlla benim kızımın ya da benim oğlumun kimden aşağısı var mevzusu çıkıyor. Ya borç alıyor ya kredi çekiyor. Öyle değil mi? Bunlar böyle hayali konuşuyorum ben? 50 bin lira, 100 bin lira kredi. Ondan sonra millet gelir düğününde oynar eder bir şey. Ha ha iyi, sen kalırsın. Borç tam karşı karşı. Çalışırsın kredi ödersin. 3 sene 5 sene sonra evde de huzursuzluk. Başlar. Bu mudur aile yani? İşte ne, niçin söylüyorum bunu? Hep imtihanlarla karşılaşıyoruz. Yani her an imtihanla karşılaşıyoruz. Efendi Hazretlerinin buyurduğu gibi o kedi gibi olmayalım yani. Yani menfaati gördük, makamı, mevkiyi nefsi gördük. Hemen e, hocalık, efendim medrese, takvalık şurada dursun cenab Allah işte bu takvamızı, hocalığımızı, ilmimizi gönlümüze indirmeyi cümlemize nasip eylesin. Fesat kapladı şimdi hep cihanı. Resulullah buyurdu bu zamanı. Bu zaman abidinin ali şanı. Bu zaman ibadet edenin şanı yüce oldu. Çok yüce oldu. Yani şunu demek istiyorum. Bir Osmanlı zamanındaki Müslümanlığı yaşamanın kolaylığı, ilme ulaşmanın, takvaya ulaşmanın kolaylığıyla şimdi bir mi? Çok zor değil mi? Çok zorlaştı. Bir Fatih'te 500 tane tekke varmış. Sade Fatih'te Osmanlı döneminde 500 tekke. Her, her sokakta, her mahallede Şeyh var, alimler var. Onlarla berabersin. Televizyon yok, cep telefonu yok, akıllı telefon yok. Ne yapıyorsun? Dünya işi akşam ilim, irfan, sohbet vesaire. Nasıl olur? Hepimiz evliya gibi oluruz değil mi yani? Namazlar camide cemaatle falan böyle alimler çok kıymetli, değerli. Herkes hadis camilerde veriliyormuş i̇şte Hadis sınıfı burası, tefsir sınıfı burası, talim sınıfı burası. Bu yani revaçta olan bu yani. O dönemin İslam'ı yaşamakla şu dönemdeki İslam'ı yaşamak bir mi? Kıyas bile edemeyiz. Şimdi çok zor. İman eldeki kor gibi şu an yani. Dışarı çıkıyorsun, rezillik başlıyor ya. Nefis var hepimizde. Hani yani, yani ta açıklık, çıplaklık onun artık şeyi de yok. Çıktı yani zirveden. Yani Hat safhaya ulaştı. Onu geçtik. İnsanların ortasında adam zina yapıyor ya. Şu noktaya gelinmiş yani. Camiden geçen çıkarken bir kardeşimiz dedi hocam duydun mu? Neyi duydun mu? Ortada diyor zina yapıyorlar diyor. Nasıl dedim ya? Bayağı insanların ortasında halk orada diyor. Orada zina yapıyor, gözüküyor diyor yani. Şu hale bakın ya. Ne hale geldi toplum? Ne hale geldi? Görünen bu ya görünmeyen ya görünmeyen gizli olanları siz düşünün yani. Ondan sonra da başımıza bu sıkıntılar niye geliyor hocam? Bak şu an ben efendi hazretlerinden çok duydum. Efendi hazretlerini çok eski dinleyenleriniz var mı aranızda? Enflasyon da Allah tarafından gelen bir beladır cümlesini çok duydum. Yani paranın değerinin düşmesi Eşyanın malın değerinin artması bir beladır, bir musibettir derdi Efendi hazretleri. Bundan 30 sene önce sohbetlerinde. Biz şimdi bunu yaşıyoruz. Bir marketçi arkadaşım var. Müdür. Geçen görüştük. Hocam dedim, mahvolduk, bıktık. Ne nasıl dedim? Ya her gün etiket değişir mi dedi ya. Biz de bıktık, eleman da bıktı müşterilere de bir şey diyemiyoruz ama her gün etiket değişiyor diyor. Her gün diyor ya. Yani artık bu şey boyutuna geldi diyor. Eleman bulamıyoruz diyor. İşte asgari ücretten çalıştırıyoruz diyor. Eleman yok diyor. Bulamıyoruz. Acayip bir durum. Hakikaten öyle değil mi yani? Niyeymiş bu? E, niye olduğu ortada yani. İsyan, günah, takvadan uzaklaşmamız bu ben müslümanım diyenler için de konuşuyorum ha bunu ben. Bu hani böyle ateist, deist için konuşmuyorum ben bunu. Sen ben okuyan, eğitilen ehli tarik ehli tasavvuf olan insanlar bu işi düzgün yapmazsak dışarı işi ne konuşalım biz? Ne konuşalım biz ya? Biz Allah'ın emrettiği şekilde biz bu işi çözmezsek o zaman başkası hakkında konuşmaya hiç hakkımız yok bizim. Kusura bakmayın. Nokta. Başkalarının işiyle o zaman hiç çene yormana gerek yok. Mücadele yapacaksan kendi nefsinle yap o zaman. İlk önce işi kendimizden başlayacağız yani. Bu zaman Abidin'in ali şanı yani bu zaman ibadet edenin şanı çok yüce oldu. Gel uyma nefse, fevt etme bu anı. Şunu demek istiyor. Sen ki diyor çok kötü bir zamanda Müslüman oldun. Çok kötü bir ortamda İslamiyeti yaşamaya çalışıyorsun. Bu zaman abi dinin âli şanı. Bu zaman ibadet edenin şanı çok yüce oldu yani. Yani senin namaz kılmanın mükafatı çok büyük. Senin haramlardan sakınmanın genç kardeşim kendini koruman var ya sanki sahabe-i kiramın derecesine sanki Allah seni ulaştırıyor. Çünkü bu zaman ibadet edenin şanı çok yüce. Bak millet genç kızlar açacak yer kalmadı artık. Aça aça göbeğini, bacağını, macan her yer açıldı ama ey genç kardeşim sen Allah emrettiği için o siyah çarşafı şerif altına giriyorsun ya, o da ya da feracenin altındaysın ya, hani şu sıcakta Rabbim emrettiği için ben kapanıyorum diyorsun ya, bu çok büyük bir iş. Vallahi de çok büyük bir iş, billahi de çok büyük bir iş. Hangi dönem bu dönemde? Kazanç çok büyük yani. İsmet Baba onu diyor. Bu zaman abidinin ali şanı neymiş? Bu zaman ibadet edenin şanı çok yüce oldu, çok kıymetlisiniz diyor yani. Dolayısıyla hani bazen deriz ya keşke Osmanlı döneminde yaşasaydık ya da keşke Asr-ı Saadet döneminde yaşasaydık. Belki şu dönemdeki olan kazanç bize gösterilmiş olsa Asr-ı Saadet ya da işte Tabi'in dönemi ya da Osmanlı dönemindeki kişiler keşke bizde bizim dönemimize işaret edeceklerdi. Niye? Ya bir namaz kılıyorsun şu kadar sevap alıyorsun. Kendini bir haramdan saklıyorsun bu kadar Allah sana derece veriyor yani diyecekler. İnanın öyle günlerdeyiz yani. Bu zaman abidinin alişanı gel uyma nefse, fevt etme bu zamanı. Yani nefsine uyup da çok kıymetli olan şu zamanı sakın öldürme diyor. Temessük eyle sünnete gel gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Lafla peynir gemisi yürümüyor. E ee, okursun risaleler, mektubatlar Efendim, e, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ölürüm ya Resulallah de de dur. İş icraatta belli oluyor. İş o imtihanlarla karşılaştığın zamanki aldığın kararlarda belli oluyor. Öyle değil mi? Yoksa Efendimizle ilgili gözyaşı döküyorsun, miraç kandili şöyle ağlıyorsun falan, E, icraat, icraata bakıyorsun ki, hiç uymuyor. Böyle olmaktan cenab Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Kardeşlerim bu hafta pazar sohbetinde de bu konuyu işledik. Mücadele suresi bir hanım sahabe hakkında arkaya ses geliyor mu Eren? Geliyor, geliyor. Rahat duyuyorsunuz değil mi? Bir sahabe-i kiram Sahabe hanım hakkında inzal oldu. Surenin adı Mücadele Suresi. Mücadele. Ne mücadele hocam? Kim kimle mücadele etmiş? İşte bu kadın sahabe kadın ev Evs bin Sabit'in hanımı Havle. Bu ensardan yani Medineli Müslümanlardan yani ömrünü yuvasına vermiş, eşine vermiş. Gençmiş, güzelmiş. Ama tabi 20 sene, 30 sene geçtikten sonra gençlik gidiyor, güzellik gidiyor. Anneler için, hanımlar için yaşlanma oluyor. vesaire Evs bin Sa, Samit Evs bin Sa, Sabit değil, Samit. Simit'in M'si, Samit. Radıyallahu anh. Hanımı Havle Havle. Ve eşler arasında tartışma çıkıyor. Konuya giriş yapıyoruz. Hepiniz buradasınız değil mi kardeşlerim? Buyurun bir kelime i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Cenab-ı Allah bu kelime-i şehadeti dille ikrar kalbiyle tasdik edenlerden dünyada ve ahirette bizleri ayırmasın kardeşim. Yani her evde olduğu gibi aileler arasında tartışma çıkıyor. Ve dinimizde zihar denen bir uygulamayı ilk defa bu aile gerçekleştiriyor. Zihar, zihar. Ne demek onu öğreneceğiz. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri iniyor ama tamamı inmemiş. Ve zihar olayı o zamana kadar olmamış ama Kur'an-ı Kerim ayetleri inmeden önce de Medine toplumunda yani eskiden gelen, örften gelen zihar kelimesi kullanılıyormuş. Burayı anladınız mı? Yani dinde henüz bir hüküm inmemiş ama önceden gelen bir şey var. Zihar ne demek? Senin sırtın benim sen bana anamın e, sırtı gibisin cümlesi. Zihar. Sen bana anamın annemin yani bir erkek hanımına bu sözü şimdi bile söylerse bunun fıkıhtaki hükmü nedir? Zihardır. Sen bana anamın sırtı gibisin. Ha bu bu şekilde belki diyenimiz olmaz ama şu şekilde diyenimiz oluyor. Sen artık anam gibisin bana. Bu deniliyor değil mi? Sen anam ve bacım gibisin ya da teyzem halam neyse sen de olsun. Yani evlenilmesi ebedi o haram olan bir kişiye hanımını ne yaptın? Benzettin. Aynı onların yerine koydun. Bunlar nedir? Zihardır. Tabi İslam'da yeni bir hüküm gelmemiş. Evs bin Samit de eşi Havle'ye radıyallahu anh'a bu sözü söylemiş. Sen bana anamın sırtı gibisin demiş. Hani önceki e, adetlerine uyarak e bu e, ziharı vermiş. Peki zihar dediği zaman kadın nasıl bir pozisyona düşüyor? Ne oluyor yani o dönemin kültüründe? Kadını boşamıyorsun, çocuklarının anneliğini yapacak, ancak onunla da beraber olamıyorsun. Böyle bir durum. Yani kadını bir köşeye atıyorsun. Benden boş değilsin, sen hizmeti yap ama ben de seninle beraber yatmıyorum yani. Sarılmıyorum, bir yatakta yatmıyoruz, sen ayrı yaşayacaksın, ben ayrı yaşayacağım. İnanın bu konumda olan öyle aileler var ki, evli 10 sene, 20 sene, 30 senelik evliler işte bir senedir ayrı yatıyoruz. Efendim işte 5 senedir ayrı yatıyoruz, aynı evdeyiz ama iki yabancı gibiyiz, çok duyuyorum yani. Zihar bu işte. Tabi Evs bin Samit pişman oluyor bu sözden dolayı. Hanımına diyor ki özür dilerim diyor. Ben sana zihar verdim ama yanlış yaptım. Kusura bakma ee, gel beraber olalım diyor hanımına. Hanımı da biliyor ya zihar verdiğin zaman beraber olunmuyor yani yasak. Git pekala diyor. Git bu konuyu diyor Resulullah'a söyle. Resulullah tamam git eşinle beraber ol derse olacağım. Esbin Samit diyor ki ben diyor Resulullah'a durumu açamam diyor yani. Esbin Samit de Havle'nin amca çocukları yani. Amca amca kızıyla evli amca çocukları. O zaman diyor ben gideceğim diyor Havle radıyallahu anh. Efendimizin yanına gidiyor. Hazreti Ayşe annemiz de orada durumu anlatıyor. Ya Resulullah diyor ben gençtim, ben güzeldim. Ben işte evse eşlik yaptım. Senelerce ona hizmet ettim. Çocuklarını büyüttüm. Çocuk doğurdum ona. Şimdi ben çirkinleştim efendim. Yani yaşlandım, çirkinleştim, yaşlandım. Beni beğenmemeye başladı ve tartışmada da sen bana anamın sırtı gibisin diye zihar yaptı. Şimdi pişman ne yapmam lazım diyor peygamber efendimize. Peygamber efendimizde ayetler yeni iniyor ya. Ne diyebilir efendimiz? Bu konuyla ilgili henüz bir ayet bir hüküm gelmedi. Yani toplumda öteden gelen bir uygulama var. Şimdilik onunla devam edin diyor yani. Hani ön, önceki dinden gelen neyse artık. Neydi önden önceden gelen? Ayrılacaksınız, beraber olmayacaksınız. Bu hanım sahabe dedi ki, Ya Resulallah hani ayrılın dedi ya bir hüküm bekliyor yani. Peygamber Efendimiz cevap veremiyor. Niye? E, hüküm lazım yani ben, şimdi sen durumu anlattın ama ilk ya bu ilk. ilk oluyor bu. <laughs> Hükümü de Allah veriyor. Yani Allah'tan bir emir bekliyor. Başladı kadın işte Mücadele suresi burası işte. Anladınız mı? Mücadele etmeye başladı. Ama ya Muhammed, ya Resulallah, ben çocuklarımı alıp gitsem, benim durumum yok, ben çocuklarıma bakamam. Açlıktan ölürler. E çocuklarımı eşimin yanına bıraksam, öyle ayrılsam, o çocuklarıma bakamaz, perişan olurlar. Nasıl olacak? Bir çare, ne olursun? Başladı kadın. Resulullah'ın yanında Allah'a dua etmeye. Ya Rabbi sen halimi görüyorsun. Resul'ün dilinden bir hüküm indir. Senden bir hüküm bekliyorum. Yani ben ayrılmak istemiyorum. Ee, hani zihar verdi ama bu konuyla ilgili herhangi bir hüküm gelmemiş ya. Bakın Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, derdini anlattı diyor Resulullah'a. O kadar fısıldılı konuştu ki diyor. Resulullah'ın yanında ben olmama rağmen diyor. Konuşmalarının bazı kelimelerini anlayabildim, bazı kelimelerini anlayamadım diyor. O kadar sessiz konuşuyordu yani böyle bağırarak da konuşmuyordu diyor Resulullah'a. Başladı elini açtı yalvarmaya başladı. Resulullah da hani yani tamam Allah'tan şey gelsin diyor hüküm gelsin. O, o gelsin beklerken o da elini açtı ama Allah'ım da Allah'ım Allah'ım da Allah'ım gönder hükmünü Allah'ım bizim halimiz ne olacak Allah'ım yalvarıyor çocuklarım var Allah'ım ayırma bizi Allah'ım hani böyle başladı yalvarmaya mücadeleyi anladınız mı şimdi surenin adı ne mücadele suresi mücadele bu yani Resulullah bir müddet ayrı kalın diyor Allah'tan emir gelelim. o diyor ayrılama istiyor hani bunun mücadelesi yani bunun tartışması ve işte bu kadın hakkında ayet iniyor. Bu mücadele suresi 28. cüzün başıdır. Yani 28. cüz bu şekilde. 28. cüz bununla başlıyor. Ve ilk dört ayeti sizlere okuyacağım inşallah. Bugünkü ders ayetimiz bu. Kadın daha oradan bu hanım sahabe ayrılmadan Allah ayet indiriyor. Ne acayip değil mi? Bak mazlum konumunda bu hanım sahabe değil mi? atılmış, itilmiş bir konumda Allah bu hanım hakkında o hanımı rahatlatacak ve o kocaya ceza olacak ayetler iniyor. İlk defa iniyor. Bu olay üzerine iniyor. Ve Mevla şöyle buyuruyor. Dinliyoruz kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Kad semi Allah. Muhakkak ki Allah işitti. Fısıldıyla konuşuyordu ya hani fısıldayarak. Muhakkak ki Allah işitti. Kimi? Kavlelleti. Öyle bir hanımın, öyle bir kadının sözünü işitti ki tücadilüke fi zevciha eşi konusunda seninle tartışan kadının cümlesini sözlerini Allah işitti. Nasıl ayet? Eşi Evs bin Samit hakkında sana geldi derdini anlattı ya gizli gizli sessiz sessiz sana şikayette bulunuyordu ya ya Muhammed. Allah onun bütün dediklerini duydu. Veteşteki ilallah Allah'a şikayette bulunuyordu. Eşini Allah'a şikayet ediyordu. Hani ben bunu hak etmedim mi ya Rabbi? Hani bana kötü davrandı, kötü söz söyledi ama ben bu sözleri hak edecek bir kadın değildim ya Rabbi gibi cümleler sarf ediyordu. Ayeti görüyor musunuz? Veteşteki ilallah yakınma yani yakınıyor Allah'a eşinden yakınıyor idi. Vallahu Allah yesmeu tehavur hüküma sizin karşılıklı konuşmanızı Allah işitiyordu. Ya Muhammed o fısıldıyla sana söylüyor. Sen de o kadına cevap veriyordun ya Allah ikinizin arasındaki tüm konuşmaları işitti. O kadının konuşmasını işitti. İnna Allah semi'un basir. Çünkü Allah ziyade işitendir. Konuşmayı bırak. Ya'lemu ma sudur. Şu sadırlardan geçeni de Allah biliyor. Ellezine okullar öyle kullardır ki, yuzahirune minküm. Şimdi geliyor hükme. Kadın ne dedi? Hükmü istiyor ya ne olacak? Ayrılacak mıyız? Ne olacak? Ya da ayrılmak istemiyor. Hani ben çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Yuvamın yıkılmasını istemiyorum dedi ya. Şimdi Mevla hüküm veriyor. Zihar veren kişi hakkında ve bu hüküm şimdi de geçerli mi? Geçerli. Bu hüküm şu anda fıkıh hükümüdür yani bu. O an Allah bu hükmü indirdi. Kıyamete kadar hüküm böyle devam edecek. Ellezine yuzahirune minküm Bu zihar dediğim gibi İslam'dan önce de varmış işte. Hani Yahudi toplumunda da dedim ya Medine'de öteden gelen bir şey varmış bu. Bu hüküm varmış. Zihar verme durumu varmış. Yuzahirune zihar yapıyorlar minküm sizden min nisaihim eşlerine hanımlarının ziharda bulunan yani sen bana anamın sırtı gibisin cümlesini söyleyenler şunu bilsinler ki ma hunne ummuhatihim sen eşine sen benim anamın sırtı gibisin diyorsun ya ya da sen benim anam gibisin diyorsun ya onlar sizin ananız olmadı diyor. Sen eşine benim anamsın, bacımsın demenle o senin ne anan olur ne de bacın olur. Doğru mu? Sen eşine bacımsın de, bacım mı oldu senin o? Demeyle oldu mu bu? Sen benim anamsın dedin. Anam mı oldu diyor. Bir kere bunu düzeltelim diyor. Sen anam demenle an anan olmuyor eşin. Bacım demenle başım bacım olmuyor. Efendim, in ummuhatuhum o eşler onların ne annesi ne de bacısıdır. İllellâ'i Onların anası, o sözü söyleyenin anası onu doğurandır diyor Allahü Teala. Kim onu doğurduysa yani beni kim doğurduysa benim anam odur diyor Allahü Teala. Baban belli anan doğurandır diyor. Eşine anamsın demenle anam olmaz diyor. E peki e bu cümleyi nereye koyacağız şimdi? Bir cümle değil mi sarf edildi? Anamsın sen, benim bacımsın, halamsın, teyzem gibisin dedin. Ve inna Allah la afuvun gafur. Ve innahum la yaqoolun münkeran min al ve zura. Bu bu söz ne oldu şimdi? Mevla buyurdu ki onların bu sözü var ya anamın sırtı gibisin, anamsın, bacımsın sözü. Bu çok çirkin bir söz. Bu bir. İkincisi, ve zura ve asılsız bir söz oldu bu. Aslı olmayan ve çok kötü bir söz oldu. Velev ki cahiliye döneminden gelen bu konuşma ve inna Allaha la gafur yaptıysanız Allah affedicidir, acıyandır. Şimdi geldik ceza bölümüne. Bu sözü söyleyenen Allah ne ceza veriyor? Vellezine yuzahirune min nisaihim Sizden birisi hanım, hanımına sen benim anamsın, bacımsın, halamsın, teyzemsin kendisine ebedi haram olan bir kişiye benzetirse bunu zihar olarak bu niyetle söylerse sümme yaudune lima kalu sonradan bu sözden pişman olup dönerse bak ayet Evs bin Samit pişman oldu ya sözünden döndü ya şimdi Mevla buyuruyor ki bu boş bir söz çirkin bir söz söyledin sen hanımını üzdün yani işin açıkçası. Boş yere hanımını üzdün. Öyle mi? Onu ayırdın, onu değersizleştirdin. Bu cezasız kalmaz. Bunun cezası nedir? Fetahriru rakabetin min kabli en yetemasa. Hanımına dokunmadan önce sarılamazsın hanımına diyor. Hanımını öpemezsin diyor. Bak bak ayeti kerime. Mes demek dokunmak sarılmak, öpmek, cinsi beraberlik asla yapamazsın. Şart şu, bu sözü söylemeyecektin, hanımını üzmeyecektin. Madem üzdün bu sözü söyledin, bir tane köle azat edeceksin. Köle. Yani şu anki rakamla tabii köleler bir trilyon, iki trilyon hani paran olacak. Şimdi çağırdı Esbin Samit'i çağırdı. Bu ayetler aşağı doğru iniyor. Hanımın da yanında Dedi ki sizin hakkınızda Allah ayet indirdi. Sen zihar verdin. Allah hüküm indirdi. Dedi ki e, köle azat edecek. Var mı imkanın dedi köle azat etmeye? Yok ya Resulallah ben garip bir insanım. Mevla Teala sonradan buyurdu ki yani ayeti kerimenin devamını söyleyeyim. Sonradan değil ayeti kerime indi. Zaliküm tu tu'azune bi size öğüt olarak bunu veriyorum diyor Allahü Teala. Yani ne yapacak? köle azat edecek. Vallahu bima taamelun habir. Allah yaptığınız her şeyi bilendir. Amin ve sattakna. Femen lem yecit Peki o miktar parayı bulamadı. Hani bir trilyon, iki trilyon bulamadı. Bak bir sözün karşılığı. Yani biz eşimize, ağzımıza gelen her sözü söyleyemeyiz kardeşlerim. Bakın çok önemli bir konu aslında. Bugünkü konu çok önemli bir konu. Hocam 20 senelik, 30 senelik eşim. Git babanın evine kızıp diyemez. Sen bana anam bacım gibisin diyemez. Bunun bir uygulaması, bir yaptırımı var. Oruç tutuyorsun. Öğlen saatinde su içebilir misin? İçemezsin. Orucun bozulur niye? Şartı var onun. Ben namaz kılıyorum diye misal olarak söyleyeyim. Namazın Allah'a en yakın olan rükni hangi rükündür namazda? Secde. Ya ben Allah'a bir secde edeceğim, akşam alnımı bir koyacağım, sabah namazında kaldıracağım. Böyle bir e, Allah'a bir saygıda bulunacağım desen namaz kılmış olur musun? Olamaz ki. Ama yaptığın ibadet bak en zirve ama namaz kılmış olmazsın diyor. Ne demekse anlatabiliyor mu? İslam'ın neyi var? Şartları var, kuralları var. Her ağzına gelen sözü söyleyemezsin. Her aklına gelen ibadeti yapamazsın. Anamsın, bacımsın, halamsın, teyzemsin diyemez. Dedin ne olacak? Bu olacak. Gücün yetmiyorsa Mevla Teala buyurdu ki فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ İki ay mütetabiayn peş peşe yani aralıksız oruç tutacaksın diyor. İki ay oruç tutacaksın aralıksız. He Tamam ben bu orucu tutmaya başlayayım, eşimle beraber olayım. Hayır. İki ay oruçtan sonra eşine sarılabilirsin. Gördün mü cezayı? Niye kırdın sen eşini? Niye bu cümleyi söyledin? Demek ki üzmemek lazım eşlerimizi. Bir de buradan bunu anlıyoruz. E şimdi bazı patavassız konuşmalar, cahilane konuşmalar var. Yani bazı kendini bilmez eş. Bakıyorsun... Ya bir televizyonda ya bir gazetede, dergide ya da sokakta bir tane kadın görüyor. Vay şu kadına bak ne güzel kadın. Kimin yanında diyor bunu? Karısının yanında diyor. Bu söylenecek laf mı soruyorum size ya? Ya sen eşinin yanında bir başka kadına böyle latifede güzel kadın dersen o kadını üzmüş olmaz mısın yani? Bak Mevla üzmeye ne ceza veriyor yani. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ya da bakıyorsun, bak evleneceğim bak. Bazıları da böyle diyor, evleneceğim diyor. Kendi eşine diyor ki ben evleneceğim ya, yani, başka biriyle evleneceğim. İkinci eş, bak sen falan, ya bir hanıma bu cümleler söylenir mi ya? Ölmekten daha beterdir yani. Allah'ımızın bu cümlelere hiç rızası yok, bunu söyleyeyim yani. Kırmaya hiç hakkımız yok. Allah'ın onlar bize bir lütfu, ikramıdır. Lites günü İleyha buyuruyor. Kadın erkekte sükunet bulsun, erkek kadında sükunet bulsun diye biz eşler. Sükunet yani rahatlasın diye. Sen üzüyorsun ya. Sen rahatlamayı bırak, sen üzüyorsun, eziyet ediyorsun yani. Adımız Müslüman ama adımız Müslüman. Cumaya gideriz, efendim Ramazan orucunu tutarız. Bu işlere gelince, e bu da işte bak Kur'an'dan bahsediyorum ben size. Mücadele Suresi, Kur'an'dan bahsediyorum. Rabbim güzel geçim cümle ailelere nasip eylesin. Evet. ikinci ceza neymiş? Birinci ceza bulunamazsa. ikinci ceza iki ay üst üste altmış gün kesintisiz ama oruç tutacak. Evs bin Samit'e dedi oruç tutabilir misin dedi. Hani iki ay. Dedi ya Resulallah yaşlıyım dedi. Ben üç gün üst üste zor tutuyorum. Tutamam dedi. Min kablen yetmezse hem de bak doku, yani dokunmadan iki ay oruç tutacaksın. lem yasatıya ona da gücü yetmezse işte dediye gücüm yetmiyor. Fitayamı sittiğine miskiğine 60 tane fakiri doyuracaksın ceza son ceza bu. Mesela bugünün parasıyla bir fitre 50 liraydı değil mi? Ee, ama tabii şimdi diyelim yeni fitre 80 100 desek hani şey oldu ya enflasyon. Altı bin lira yapıyor. Bak altı bin lira 100 liradan diyelim hesaplanırsa 100 lira. altı bin lira vereceksin diyor. Niye? Kırdın diyor eşini. Yanlış cümle sarf ettin diyor. Bu harcamayı yap diyor. Bir ceza yani bu sana. Bu harcamayı yap diyor. 60 fakiri doyur. Bunu da niye söylüyorum diyor. Zalike li billahi ve rasuli. Siz Allah ve Resulüne inandığınız için diyorsunuz ya biz Müslümanız. Ceza budur. Ve tilke hududullah. Allah'ın hududu budur. Allah bu hükmü verdi. Velil kafirin azabını elim. Kafirlere ise elem verici bir azap vardır. Peki ne oldu? Hocam ne oldu? Es bin Samit'le ile Havle radıyallahu anh ne oldu? Dedi ki 60 fakiri doyuracak param da yok dedi. Bak şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi cebinden çıkardı dedi ki benim tüm dedi param bu kadar imkanım bu kadar al dedi bunu yarısı çıktı yarısı Resulullah'ta. da. Yani 60 fakirin 30 fakiri doyuracak kadar bir miktarı Resulullah kendi verdi. Havle radıyallahu anh'a da dedi ki ya Resulallah diğer yarısını da ben temin edeyim dedi. Biz dedi tek ailemiz yuvamız bozulmasın dedi. Ve Resulullah yarısını karşılayarak bu ceza bu şekilde verildi kardeşlerim ve hanımına döndü. Şimdi fıkıh boyutunda söyleyerek sohbetimizi neticelendirelim. Kardeşlerin fıkıh boyutu anlaşılacağı üzere bir insan eşiyle kavga ettiği zaman sen bana anam gibisin bacım gibisin halam gibisin teyzem gibisin artık burada kişinin niyeti çok önemli. Bunu derken boşama niyetiyle yani ben sen artık yani seni annem yerine koydum hani. Ne demek? Haramsın. Artık sen bana haramsın. Noktasında söylüyorsa bu boşama hükmündedir. Zihar hükmünde değildir. Anladınız mı? Bu kadını boşamış oldu. Hangi talak vaki oldu? Talakı bayin. Eğer bunu ömründe ilk defa söylediysen sen bana anam bacım gibisin artık haramsın dediysen ve boşama niyetiyle dediysen ve ilk defa dediysen 3 talaktan birisi çözüldü. Nikahla şu ikisini ikisiyle bağlanırsın. Yeni bir nikah kıyarsın. Ama sen eşini daha önceden iki kere boşadıysan üçüncüde de bu sözü söylediysen artık sen o eşini alamazsın. Ayrılacaksınız yani. 3 tane hak var ya üçünü de çözmüş oldu. Burayı anladık mı? Yani bu söz aynı zamanda boşama yerine geçiyor muymuş? Geçiyormuş. Ne niyetle söylersen, yani sen bana artık anam gibi haramsın niyetiyle söylersen, bu ne oldu? Boşama oldu. Zihar hükmünde söylersem, artık sen bana anam bacım gibisin. Ne niyetle dedin? Yani ben seni boşamıyorum ama seninle beraber de olmuyorum. Ha, çocuklarımın annesisin falan hani Bak evde ben sana getireyim, yedireyim, içireyim ama efendim ben seninle beraber olmayacağım. Bacım gibi oldun. Gibi. O zaman nereye girdi bu? Zihara girdi. E peki bir ay iki ay sonra pişman oldun. Eşinle beraber olmak istedin. Olabiliyor musun? Siz söyleyin. Olamıyoruz. Niye? O cümleden sebep. Ne yapacaksın? Köle azat edeceksin. Köle yok. O zaman iki ay oruç tutacaksın. Oruç tutmaya gücün yetiyorsa tutacaksın. Oruç tutmaya gücü yeten 60 fakiri doyuramaz. Geçerli değil yani. 60 gün oruç tuttuktan sonra eşine yanaşabilirsin. Bir üçüncü şık var. Hani doğru bir cümle olmamakla beraber mekruh olmakla beraber talak ya da zihar olmuyor. Sevgi anlamı taşıyan sen anam gibisin hani bana hani acıyansın. Bana bakansın. Anam da bana acıyor, bakıyor. Sen bacım gibi bana hizmet ediyorsun gibi. Sevgi içerikli bu söz söylenirse bu talak da olmaz. Bu zihar da olmaz. Ama böyle söz yine eşe söylemek doğru mudur? Değildir. Yani sevgi niyetiyle dahi olsa eşlerinize anamsın, bacımsın Teyzemsin, halamsın diye cümleler sarf etmek asla doğru değil zaten dinimizde. Sevgi niyetiyle denmesi de mekruh karşılanmıştır. Yani yapmayın denmiştir. Hocam nasıl oluyor? İslam bu işte. Şeriat bu bak hüküm bu. Sen istediğin gibi istediğimizi yiyebiliyor muyuz biz? İstediğimiz her şeyi içebiliyor muyuz biz? İstediğimiz her şeyi yiyebiliyor muyuz? İstediğimiz her yere gidebiliyor muyuz? Ölçüler var değil mi? İslami. Heh onun gibi. Eşimize de ağzımızdan gelen istediğimiz her cümleyi söyleyemeyiz. Söylersek nasıl ki Ramazan ayında bir bardak su içemiyoruz, içersek oruç bozuluyorsa eşimize söylenmemesi gereken bir sözü söylersek nikah bozulur. Anlaşılmayacak bir şey var mı? İki kere iki, 4. Ramazan ayında oruçluyken öğlen içtiğin bilerek içtiğin su orucu bozuyorsa Allah'ın emriyle evlendiğin hanımına anam gibisin, baban gibisin dediğin zamanda da nikah bozuluyor. Git babanın evine pılını pırtını topla bir kavga ortamında onu boşama niyetiyle söylüyorsan bak ben seni boşadım demiyorsun ha. Ne dedin? Çek git babanın evine. Al, bütün eşyanı al. Ne diye söyledim bunu şimdi sen? E boşama niyetini. E boş oldu işte. Hocam nasıl boş oldu? Bak bak bak. Hemen bunu. hocam nasıl boş oldu? Hocam 30 senelik evliyiz, şu kadar torunumuz var. Nasıl boş oldu? Ya ya ya. Peki sen o kızı alırken nasıl aldın? Bir oraya oraya bir dönelim bakalım. Nasıl almıştın? Bir hatırlayalım. 20 sene babasının himayesinde olan kızı sen nasıl aldın? Hoca efendi geldi, Dedi ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle kıza dedi sen bu adama gittin mi? Gittim. Sana da dedi Allah'ın emri peygamberin kavliyle şu kızı sen eş olarak aldın mı? Aldım. Nasıl oldu bu? Aldım kabul ettim dedin. <laughs> Allahu Teala o kızı sana vermedi mi? Yani sözle olmadı mı? Bir aldım kabul ettim demekle kızı Allahu Teala babasının himayesinden alıp senin himayene vermedi mi? Neyle oldu bu? Size soruyorum neyle oldu? Bir kelimeyle. O kelime ne? Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Bir sözle senin himayene gelen eşin bir sözle senin himayenden de çıkar. Anlaşılmayacak bir şey var mı burada? Sözle geldiği gibi sözle aldım git şimdi istemiyorum aldım senin git senin değil. Bu işin şakası yok. Nikahın şakası yok. Talakın şakası yok. Onun için her Müslümana ne lazım? İlk önce ilim lazım. Bak bunlar bu bugün ilmi bir sohbet oldu değil mi? İlim. E bunu bileceksin ki bu sözleri eşine söylemeyesin. Sonra ne lazım? Amel. Sonra ne lazım? İhlas. Bu üçü olursa Dünya yaşantımız hem güzel olur, hem dünya imtihanını kazanırız. Ahiretimiz de mamur olur, ahiretimiz de güzel olur kardeşlerim. İlim, amel, ihlas. Rabbim cümlesini cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kaç dakika var yatsı namazına? 13 dakika mı var? İlimle ilgili o zaman aklıma gelen bir şey daha anlatayım size. İki arkadaş bundan sonra duamızı yapıp e, namaza geçelim inşallah. İki arkadaş bir köyden çıkıyorlar. Kısa olarak bunu da anlatalım. Arkadaşın birisi diyor ki ben diyor şu bizim köyün diyor tepesinde bir mağara var ya diyor mağara. Ben diyor o mağaraya gireceğim. Dikkat edin bu kıssaya. Orada diyor hep Allah'a ibadet edeceğim diyor. Mağarada yaşayacağım. Hep namaz kılacağım, hep Kur'an okuyacağım. Ötekisi de diyor ki ben de falanca şehre gidip orada ilim tahsil edeceğim diyor, ilim okuyacağım diyor. Birisi mağaraya gidiyor, birisi ilime gidiyor. Tabi gel zaman giz zaman aradan 5-10 sene sonra o ilim okuyan kişi köye dönerken diyor ki ya benim bir arkadaşım vardı bu mağarada hani mağaraya girip ibadet edecekti. Bir ona uğrayayım hal hatır sorayım diye Mağaradaki arkadaşın yanına uğruyor. İşte nasılsın, hoş beş, nasıl oldu? E, okudun mu? Sen ne yaptın? Ben de buradayım. Herkes başından geçen Harikulade işleri anlatıyor. O mağaradaki olan kendine göre iyi bir amelini anlatıyor. Hani herkese ilk önce ne lazım? İlim, e, ilim, amel, ihlas, itikat. İlimle beraber itikat. Zaten itikat da ilimdir, değil mi? İnanç da bir nevi ilimdir. Yani ilim, amel, ihlas, ilmin içinde inanç da vardır. Yani namaz nasıl kılınır ilmin içinde olduğu gibi Allah'a nasıl inanılır? Meleklere nasıl inanılır? Bu da ilimdir yani. İtikat dediğim de budur yani. Şimdi o mağara ki arkadaşı diyor ki ya diyor arkadaşım bak benim başımdan ne geçti diyor. Ben bir gün diyor namaz kılarken diyor mağarada e ee, yanlışlıkla diyor bir tane diyor fareyi ezmişim diyor. Secdeye giderken ayağımın altına denk gelmiş diyor. Dizimin altına bastığım zaman hayvan öldü diyor. E ee diyor. E ben diyor bunun altında kalır mıyım diyor. Bir hayvan öldürmüşüm diyor. Ben de pişman oldum. Üzüldüm çok. Bir cana kıydım diyor. E ee diyor. O gün bugün diyor fareyi diyor şu sarığımın arasına koydum diyor. Burada diyor namaz kılıyorum. Yani kendine göre şey büyük bir iş. Arkadaşı diyor ki eyvah kaç senedir diyor böyle namaz kıldın? Diyor yani 10 senedir böyle kılıyorum. Yani sarığımı değilsem bile farenin ölüsünü oraya koyuyorum diyor yani. Adam arkadaşı diyor ki eyvah diyor. Senin diyor kıldığın 10 senelik namaz olmadı diyor. Niye? Fareyle namaz kılınır mı? Necis o. Necisle namaz olur mu? Necis üstünde. Ama bilmeyen farklı bir şey, e, duygu, farklı bir duyguyla, farklı bir fetvayla ne? Acımış diyor ya. E, o zaman bu iş acıma işi değil ki, ilim işi değil mi? İşte bilmeyen insana bir misaldir bu. Bilmeyen insan duygusal hareket eder ve yapmış olduğu amel fayda vermez ona. Yanlış yapar yani. Onun için o mağaradaki o çocuğun o delikanlının bu hareketi yapmaması için ne yapması lazımdı? Öncelikle ilim öğrenmesi lazımdı. İlim öğrenseydi o hareketi yapmazdı. Ha bu bir konuda bütün ibadetlerde böyledir yani. İlk önce ilim lazım. Cenab-ı Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İlahi Ya Rabbi. Bizleri burada topladın, ayetlerini bizlere duyurdun. Mucibince amel etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle, cümlemizi mağfurin, makbulün zümrelerine dahil eyle. Bu dünyaya niye geldiysek onu becermeyi cümlemize nasip eyle. Nefsimizin şerrinden, şeytanın tuzaklarından, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eyle. İmanımızı, ilmimizi şu gırtlağımızdan kalbimize indirmeyi bizlere nasip eyle makamı görünce mevkiyi görünce haramı görünce parayı görünce ya Rabbi bozulmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi çok dua isteyen kardeşlerimiz var. Hocam babam yoğun bakımda hayati tehlikesi var. Dua eder misiniz diyor? Rabbim bu babamıza, bu abimize ve e, tüm hastalarımıza, hastalıklarımıza ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarına sühületle ödemeyi nasip eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı hayırlı eyle. Çocuklarımızı güzel yetiştirmeyi, rızana uygun yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle. Kur'an ahlakıyla mütekallık eyle Ya Rabbi. Medreselerde yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle. Hadis, Kur'an-ı Kerim, hadis, fıkıh, tefsir, akaid ilimleriyle Ya Rabbi süslendir bütün yavrularımızı Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. Vefat etmiş olan anne babalarımıza rahmet eyle. Hayatta olan anne babalarımızın hayır dualarını almayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Burada toplanmış olan bu kıymetli kardeşlerimizin her ne hayır muratları varsa sence mamdur kabul eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. İçimizdeki akılsızlardan, beyinsizlerden dolayı bizlere azap eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, vaazla, nasihatla yola gelmeyi bizlere nasip eyle. Azabından, gazabından cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Dünya imtihanını kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı dergah izzetinde, uluhiyetinde kabul eyle. Amellerimizi rıza-i şerifine uygun eyle. Riyalardan beri eyle. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه